Murat Kazan siz misiniz? Evet. Bizimle karakola kadar gelmeniz gerekiyor. Hakkınızda suç duyurusu var. İfadenize başvurmak zorundayız. Kolay gelsin. Soracağım bir şey olursa ara. Çekinme. Fırat, hemen geliyorum arkanızdan. Sakın böyle bir şey yapma. Fırat Bey, ben de geliyorum. İstediğiniz bir şey var mı? Gerek yok. Zaten hemen döneceğim. Memur Bey, ben avukatıyım. Nereye götürüyorsunuz? Emniyet müdürlüğüne. Atıf, sen ne zaman böyle bir adam oldun ya? Ha? Benim ağzımdan laf alıp nasıl ihbar edersin adamı? Ya polisleri aramayıp da ne yapacaktın Narin? Ha? Onlar gibi kanunsuz yollarda mı halletseydim işlerimi? Bak, bu daha haneye tecavüz. Daha büyük belalar gelecek başlarına. Emin ol. Nereye varacağını sanıyorsun? Sermettir senin evine giren. Merak etme, evraklardan daha kıymetli şeyler vardır elinde. Ya ne yapmaya çalışıyorsun anlamadım ki. Hasta adamı düşürdüğün hale bak. Narin. Atıf, kes, dinlemek istemiyorum seni. Beni düşürdüğün hale bak ya. Nasıl yaparsın bana bunu? Nasıl yaparsın? Beni bu duruma... Ya bana oyun oynadın resmen. Beni ne duruma düşürdüğünü farkında mısın? Belki de ince ince düşürdün, bilmiyorum. Ya nasıl olur da elim kolum bağlı durmamı isteyebilirsin? Hem de senin gibi bir avukat. Ne oldu, Fırat girince mi kanunlar değişiyor? Hani kararlıydın? Narin Hanım, bana da haber verin, olur mu? Ya Narin. 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 Irmak, nereye ya? Ablacığım, ben burada duramayacağım daha fazla. Sermet Bey'e gideceğim. Belki bir gelişme vardır Fırat'la ilgili. Dur, bekle. Bekle. Ben de geliyorum seninle. Seni bu halde yalnız bırakamam. Hadi. Can, şey yaparsın sen de, hadi. Ne yaparım? Ben sana bir şey yapacağım mı? Ne yapacağımı bulabilsem. Aç şu telefonu. Şu telefonu aç. Efendim Atıf. Arabayı sağa çeker misin? Bak, konuşacağız. Çok fena yapacağım. Çek şu arabayı sağa. Arayıp durma ya. Bırak peşimi. İstemiyorum seninle konuşmak falan. Nasıl yok kardeşim? Nasıl yok ya? Bütün İstanbul'un altını üstünü birbirine getirdik. Polis zaten çocuğun peşinde. Yıkılıp kalsa arabada yok. Nerede bu çocuk Sinan? Abi, Narin Hanım'la beraber olmasın? Gevşek gevşek konuşma lan benimle. Efendim avukat. Nasıl ya? Nasıl gözaltına almışlar lan? Orada ne işini... Tamam, çocuğun yanından ayrılma. Fırat'tan bir haber mi var? Kim gözaltına alınmış ya? Fırat. Ne? Gözaltına almışlar bizim kur otelinde. Yani galiba öyle zannediyorum herhalde. Çocuk daha ne oldu ne dedi demeden lap paket etmişler çocuğu. Efendim Ali. Ne diyorsun Ali? Ne demek vurmuşlar lan? Çocuğu vurmuşlar. Konuşacak ya. Ne kaldı konuşacak? Ben sana ne yaptım Narin? Bir kötülük mü yaptım? Bugüne kadar sana iyilik, sevgi, saygıdan başka ne gösterdim? Ya konu bu değil. Üçkağıtçılık yaptın bana. Fırat'ın yerini öğrendin, ağzımdan aldın, gittin polislere ihbar ettin. Ya adamlar arazime girdiler izinsiz. Kapıdaki herifleri darp ettiler. Dosyaların hepsi talan olmuş, içinden Fırat'ın imzası çıkıyor. Sen bu adama aşıksın diye bunlardan vazgeçecek değilim. Sen bana sormadın mı? Fırat'la ilgili davayı bana danışmadın mı? Mahkemeye gitmeden önce ha? Sen kafanı kuma gömmek isteyebilirsin. Ya bu adamlar babamı kaçırdılar. Annem öldü onlar yüzünden, anlamıyor musun? Sen hala bu adama nasıl böyle iyi gösterebiliyorsun? Bir şey yapmamı mı bekliyorsun hala? Ya anlamıyorum, bu herif senin hayatını mahvetti. Denizden yıllarca sakladığın her şeyi. Sırf bu adamdan kurtulmak için. Ben durup dururken mi geldim bu duruma ha? Bana bak.
Adamı darp ettiler. Adamın 3 tane çocuğu var. Adamın başına bir şey girse ne yapacak? Fırat'ın hiçbir suçu yok, anlamıyor musun? Hiçbir suçu yok. Sen ne yapmak istiyorsan ona devam et. Fırat'ı böyle sevmeye de devam edebilirsin. Ama sonradan bağrına taş basarsın. 20 sene çabuk geçer, merak etme. Ya sen benim yüzümden açmadın mı bunları başına? Sermet yüzünden açmadın mı? Erol'u sardın sonra. Sonra da anlamsızca Fırat'a düşman oldun. Bana olan manasızca ilgin yüzünden adamı suçsuz yere hapse atmak istiyorsun. Ya sana ne demeli Nalin'in? Mesleğine, inançlarına, adalet duyguna ne oldu? Ne oldu, Fırat yüzünden bir kenara mı atıldı? Bir düşün bakalım, eğer bu durumun içinde Fırat olmasaydı avukat olarak ne yapardın? Sen ilk önce buna karar ver. Nasılmış? İyi miymiş Fırat? En azından yaşıyor. Olan çocuğa oldu. Peki geceyi nerede kaçırmış, geçirmiş? Bir şey söyledi mi? Bizim kır otelinde kalmış galiba. Kır otelinden bahsetmişti aslında ama hani orada kalacağı hiç aklıma bile gelmedi. Arabası öyle terk edilmiş bulununca. Belki arabayı orada bıraktı. Başka biriyle yola devam etti. Efendim Sermet. Narin. Fırat'ın başına gelenlerden haberin var mı? Evet var. Biliyorum. Karakola gidiyorum şimdi ben de. Önce bir eve uğrayacağım. Yanındaydım her şey olup bittiğinde. Ben de oradaydım. Yanında mıydın? Nasıl yani? Peki nasıl oldu? Bir anlatsana. İşte Atıf şikayet etmiş haneye tecavüzden. Peki ayıptır sorması, senin orada ne işin vardı? Ha, bu kadar derdin tasanın arasında bir de bunu merak ediyorsun şimdi, öyle mi? Ha? Bravo! Ruh hastası. Ne işi varmış Nalin'in Fırat'la oralarda? Meraktan geberecektik yani. Niye haber vermiyor? Ben de bilmiyorum. Atıf şikayet etmiş. Ben seni ararım. Geç, öne geç. Ben avukat Nari Yılmaz. Buyurun, kimliğim. Birkaç dakika Fırat Kazan'la görüşebilir miyim? Tabii. Nedir durum? Biraz önce getirdiler Fırat Kazan'ı. Bekliyor içeride. Sorgusu yapılmadı da. Nasıldı getirilirken? Vallahi çok sakin görünüyordu. Onun burnunun ucunda bomba patlasa öyledir. Birkaç saat sonra içeri alsınlar, o zaman görürsün. Bu tarafa mı? Ah, ben telefonu şarjda unuttum. Hemen alayım, geleyim. Otelde olduğumu senden başka bilen hiç kimse yoktu. Fırat, ben gerçekten Atıf'a, yani seninle ilgili bilgi verirken öylesine hani... Ama ben suçsuz değilim. Onun evine girdim. Benim hakkımda abuk subuk topladığınız, haberim olmadan düzenlenmiş belgeleri, kötü niyetli çabalarınızı gördüm. Herif deli olsun diye de öyle bir not yazdım. Fırat, eve girmek için insanları darp ettiğiniz söyleniyor. Bu doğru mu? Ben kimseyi darp etmedim. Tarzım değil. Bak, ben gerçekten senin adının böyle şeylere karışmasından dolayı son derece üzgünüm. Buralarda adının geçmemesi gerek. Senin ne hissettiğin umurumda bile değil. Ama şunu bil. Buradan çıkar çıkmaz kendini kötü hissetmen adına her şeyi yapacağım. Merak etme. Fırat, niye bana bu kadar kızgınsın? O benim kendime kızgınlığım.
bir aşkın bu kadar uzun sürebileceğini, bütün zorlukları aşabileceğini kendimi çocuk gibi inandırdığım için. Seni avukatım olarak istemiyorum. Hayatımda da istemiyorum. Uzun süredir benimle uğraşıyorsun. Ama nedenini anlıyorum. O gece ormanda kaçmanın, seni bırakıp gitmemin bedelini ödetiyorsun. Ödeştik. Artık görüşmeyeceğiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.